Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, sevgili peygamberimize putperestlerin laf atmalarıyla dersimiz devam ediyor. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe-i Şerif'in Hicr diye bilinen yerinde toplanarak peygamberimizi aleyhissalatü vesselam konuşmaya başladılar. Bizim bu adamın işinde sabır ettiğimiz kadar hiçbir şeye sabır ettiğimizi görmedik. O akıllarımızı akılsızlık saydı. Baba ve atalarımıza dil uzattı. Dinimizi kötüledi. Putlarımıza söylemedik, bırakmadı. Topluluğumuzu bölüp dağıttı. İlahlarımıza hakaret etti. İlahları da putları. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık, durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sırada idi ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam göründü. Yürüyerek geldi, Hacerül Esved'i istilam ettikten sonra Kabe-i Şerif'i tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken onlar Peygamberimize laf attılar. Müşriklerin bu hakaretine Peygamberimizin kızdığı yüzünden belli olmakta idi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Peygamberimizin kızdığı yine yüzünden belli olmaktaydı. Peygamberimizin üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Peygamberimiz durdu, sonra da "Ey Kureyş cemaati, işitiyor musunuz? Varlığın kudret elinde bulunana Yüce Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki eylediğim helak haberiyle geldim." Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğip kıvıldamadılar. Kımıldayamadılar. Hatta bundan önce Peygamberimize karşı onların en şiddetli davrananı bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullandı da "Ey Ebul Kasım, geç git, doğru yolda olduğun halde git. Vallahi sen cahil bir kimse değilsin" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi günü Kureyş müşrikleri yine Hicr'da toplandılar. Birbirlerine "Sizin ona ne dediğinizi, onun da size ne söylediğinizi hatırladınız mı? Siz hoşlanmadığınız şekilde karşılık verdiği halde kendisini serbest bıraktınız" dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki yine Peygamberimiz yanlarına çıka geldi. Bir tek adam gibi hep birden sıçrayıp Peygamberimizin çevresini sardılar.
putları ve dinleri aleyhinde Peygamberimizin söylemiş olduğu sözleri tekrarlayarak demek sen şöyle söyle söylüyorsun ha dediler. Peygamberimiz evet ben öyle söylüyorum buyurdu. Bütün gavurlar orada etrafını çevirdiler. Korkacak zannediyorlar. Allah'ın peygamberi Allah'tan başka kimseden korkmaz. İçlerinden bir adam da peygamberimizin yakasını topladı. Hazreti Ebu Bekir hemen kalkıp ağlayarak peygamberimizin önünde durdu ve Rabbim Allah'tır diyor diye bir zatın bir zatı mı öldüreceksiniz diyerek bağırınca onlar peygamberimizin üzerinden ayrıldılar. Müşrikler o gün Hazreti Ebu Bekir'in saçından ve sakalından çektiler. Alnını da yaraladılar. Esma binti Ebi Bekir'in bildirdiğine göre müşrikler peygamberimizi bırakınca Hazreti Ebu Bekir'in üzerine yürümüşlerdi. Hazreti Ebu Bekir evine dönüp dört bölük halinde örgülü saçlarından hangi bölüğe elini atmışsa o bölük yolunmuş olarak eline gelmiş ve Yüce Allah'ı ey Celal ve İkram sahibi Allah'ım sen mukaddes ve münezzehsin diyerek takdis ve tenzih edip durmuştur. Evet sevgili dostlarımız, bunlar bu cihana ibret olmalıdır. İnsanlık bu İslam, bu dünya yolunu şaşırmış dünyaya bu İslam nuru nasıl parladı, nasıl zahmetler çekilerek bu din dünyaya tamamen yayıldı ve hakim oldu. Peygamberimizin konuşmasından çektikleri Peygamberimizin çok kötü komşuları vardı. Bunlardan ikisi çok kötü komşuydular. Peygamberimiz bunlardan da çok eziyet gördü. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre radıyallahu anha ve erdahünne ve erdahün vecmain Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam evi iki kötü komşunun yani Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebi Muayit'in evleri arasındaydı. İki azılı düşman, peygamber düşmanı. İman, İslam, Kur'an, Allah düşmanı. Bunlar hayvan işkembelerini getirip Peygamberimizin kapısının önüne atarlardı. Peygamberimiz her iki komşunun yaptıklarına üzülür. Ey Abdi Menaf oğulları, bu ne biçim komşuluk diye sitemlenerek pislikleri kapısının önünden yayı ile ilerilere doğru iterdi. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra el Sakafi'nin evinden peygamberimize taş atar dururdu.
Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil binti Harp bin Ümeyye de ki Ebu Süfyan bin Harb'in kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Süfyan'ın emesi idi. Peygamberimize düşmanlıkta aşırı gider, küfründe, inkarında ve efendim inadında kocasına yardım ederdi. Bunun için kıyamet günü onun azabının da artmasına yardımcı olacaktır. Ümmü Cemil her gece efendim bıtrakları, dikenleri, dikenli ağaç dallarını toplayıp büyük bir demet yapar, boynuna bağlar. Geceleyin ayağına batsın diye, yaralar atsın diye Peygamberimizin geçeceği yollara o tikenleri atar, bıtrakları atar, saçardı. Peygamberimiz ise onlara kum yığınına, ipek üzerine basar gibi basar geçerdi. Ebu Leheb'in getirip dökmek istediği pisliğin kendi başına dökülme konusu. Ebu Leheb bir gün yine getirdiği pisliği Peygamberimizin kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza görüp pisliği elinden aldı, onun başına geçirdi, başına döktü. Ebu Leheb pislikleri başından yere silkerken Hazreti Hamza'ya ahmak diyerek hakaret etti. Ahmakların ahmağı puta tapanlardır. Hakka hakikate karşı koyanlardır. Ebu Leheb ile karısı hakkında Sûre-i Şerif'in inişi, Tebbet Suresi. Yüce Allah gerek Ebu Leheb ve gerek Ümmü Cemil hakkında indirdiği surede yuh oldu iki eli Ebu Leheb'in, kendisi de yuh oldu. Kurusun iki elleri, kendisi de helak olsun. Ve helak oldu da. Ne malı fayda verdi ona, ne de kazandığı. Yaslanacak o bir alevli ateşe. Karısı da odun hambalı olarak boynunda fitillisinden bir ip bulunduğu halde yaslanacak o alevli ateşe, buyurdu Cenab-ı Hak. Onların ahirette nasıl bir azaba uğrayacaklarını Yüce Allah bu sureyi celile ile duyurdu. Ey dünyanın Ebu Lehebleri! O çağların ve bu çağın Ebu Lehebleri! Tebbet suresini okuyun, dersinizi alın. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ kesen
سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله ey dünyanın Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri, azılı Hazreti Muhammed'in, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın, Allah'ın düşmanları helak olmadan bu İslam düşmanlığından vazgeçin, Müslüman olun. Bizden hatırlatılması. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'in peygamberimize taş vurmaya kalkması ve o andaki gözünün görme gücü elinden alınması. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, bu yeryüzünün kadınlarının en kötülerinin başını çekenlerden biri. Kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Kabe-i Şerif'in mescidinde oturduğu sırada oraya geldi. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu ki Peygamberimize vuracaktı. Hazreti Ebu Bekir onu görünce, ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir, eziyet edici bir kadındır, sana doğru geliyor dedi. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden kalkıp gitmiş olsaydın, bir köşeye çekilseydin dedi. Peygamberimiz o beni göremez buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil peygamberimizi göremedi. Yüce Allah ona göstermedi. Ancak Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi. Ey dünya, buradan da iyi ibret al. Eğer bu İslam gerçeğini görmezsen, kör olarak mahşerde sürüneceksin. Sağır olarak haşrolacaksın. Yüzüstü cehenneme atılacaksın. İslam düşmanlığından vazgeç. Ona ey Ebu Bekir, bakın Ümmü Cemil ne diyor? Ona diyor ki Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, arkadaşın nerede diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun dedi. Ümmü Cemil, benimle alay etme. Ben senden başkasını göremiyorum dedi. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicv etmiş. O şair ise, vallahi ben de şair bir kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicv ediyorum.
Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hiç hoşlanmıyoruz. Vallahi onu bulaydım, şu taşı kendisinin ağzına vuracaktım dedi. Hazreti Ebu Bekir, hayır, vallahi sahibim şair değildir. O şiir söylemezdir. Şu Beytullah'ın Rabbine andolsun ki o seni hicip etmiş değildir dedi. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlüsündür. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin kızıyımdır. İşte ulu kişilerle beraber cehennemde ebedi kalacaksın. O gavurluğu ulu olan, küfrü, zulmü ulu olan, Allah düşmanlığı ulu olanın kızısın sen. Ve Allah'ın düşmanının karısısın sen ey Ümmü Cemil. Böyle diyerek dönüp gidince Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, o seni göremedi mi diye sordu. Peygamberimiz, beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi buyurdu. Peygamberimizden hoşlanmayan Kureyş müşrikleri, Peygamberimizin övülmüş manasına gelen Muhammed isminin zıttına çevirerek müzemmem, yerilmiş derlerdi. Çünkü onların pis dilleri Muhammed kelimesine yakışmıyordu da, onun için kendilerine yakışanı söylüyorlardı. Hazreti Muhammed yerlerde göklerde övülmüş bir peygamberdir. Ve makamı Mahmud'un sahibidir. Peygamberimiz bunu şu hadisleriyle açıklamışlardır. Yüce Allah'ın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem, yerilmiş diye söver ve müzemmem diye lanetlerlerdi. Oysa ki ben Muhammed'im, övülmüşümdür buyurdu. Ebu Leheb ile karısının oğullarını Peygamberimizin kızlarından ayırmaları. Nişanlıydılar. Peygamberimize daha peygamberlik gelmeden önce Peygamberimizin kızı Hazreti Ümmü Kulsüm Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile Hazreti Rukayye de Utbe ile nişanlanmış olup henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil oğullarına Rukayye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmışlardır. Onları boşayınız, ayrılınız onlardan dedi. Kendi gavurluğunu görmüyor, imana imansızlık diyor, küfre de şirke de iman diyor, gavur böyledir. Ebu Leheb de her iki oğluna, Muhammed'in kızını boşamazsan başın başına haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Peygamberimizin yanına gelerek, ben senin dinini tanımıyorum, kızından da ayrıldım
evlenmeyeceğim kızınla dedi. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim dedikten sonra peygamberimizin üzerine yürüyüp gömleğini yırttı, yüzüne de tükürdü. Haşa, sümhaşa. O işte gavurun çocuğu bu gavur olarak gitti. Hem de Allah'ın bir aslanı onu parçaladı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzere idi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Uteybe'nin çılgınlığına karşı Peygamberimiz, dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine saldırdır. Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salsın. Allah'ım köpeklerinden bir köpeği onun üzerine sal diyerek aleyhinde dua etti. Ebu Leheb Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dedi. Bakın gavura bak gavura. Hem gavurluğunu artırıyor hem korkuyor. Uteybe'nin bir aslan tarafından ısırılıp öldürülüşü de şöyle olmuştur. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıkıp Yerka diye anılan bir yerde geceleyin konakladılar. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe vay vay anam vallahi Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebu Kepşe'dir. Yani Muhammed'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam da dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Uteybe'yi ortalarına alıp uyudular. Aslan geri geldi. Aralarından geçti. Yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı. Başını yakalayıp kellesinden tuttu aslan. Bu gavurun oğlu bu gavuru yakaladı aslan. Bir öyle bir ısırışla ısırdı ki işini bitirdi. Uteybe can çekişirken ben size Muhammed insanların en doğru söylüsüdür, sözlüsüdür demedim mi diyerek ölüp gitti. Geberdi gitti. Bakın hem onun en doğru bir peygamber olduğunu bile bile bakın azılı düşman olarak babası da kendi de böyle geberip gittiler. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim dedi. Alçak herif Müslüman olsana. Peygamber düşmanlığından, Allah düşmanlığından, iman İslam düşmanlığından vazgeçsene. Gavurluktan kurtulup da Müslüman olsana. Bak böyle demedim mi diyor. Ukbe'nin getirip peygamberimizin kapısının önüne dökmek istediği pisliğin kendisinin başına dökülüşü. Ukbe bin Ebi Muayit da peygamberimize düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırılarındandı.
Peygamberimiz ona, ey Eba'nın babası, sen gördüğümüz şeyleri daha kısmayacak, azaltmayacak mısın diye sorduğu zaman Ukbe, hayır, sen üzerinde durduğun şeyi, peygamberliği bırakıncaya kadar kısmayacağım, düşmanlığıma devam edeceğim dedi. Peygamberimiz, vallahi sen ya bu davranışlarından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar dedi. Ukbe bin Ebu Muayit bir gün bir zembile doldurduğu insan pisliğini Peygamberimizin kapısının önüne dökmek isterken Tuleyb bin Ümeyr bin Vehib bin Abdü bin Kusay bin Kilab gördü. Hemen zembili elinden alarak Ukbe'nin başına o pisliği döktü ve kulaklarından da çekti. Ukbe Tuleyb'e yapıştı. Onu çeke çeke annesi Erva binti Abdülmuttalib'e götürdü. Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görmüyor musun dedi. Erva binti Abdülmuttalib, sen ondan daha layık bir davranış mı bekliyorsun? O dayısının oğlu olur dedi. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun dedi. Görüyor musunuz? Kadınlar kahramanlarından biri de bu işte. Erva binti Abdülmuttalib. Bak ne diyor? Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun diyor. Sadece mallarımız demiyor, canlarımız da diyor. Gördün mü? Kadın işte bu. O gavur kadına şikayete gittiydi sözde. Oğlum bana böyle yaptı diye demek için. O da iyi yapmış. Muhammed'in yoluna canlarımız, mallarımız feda olsun dedi. Bizim kadın kahramanlarımız tarihte doludur. Bu işte zat-ı muhterem kadın da bu kahramanlardan biridir. Evet sevgili dostlarımız. Hem de bu kadın Ebu Leheb'in kız kardeşidir. Ebu Leheb gibi birinin kardeşi, bak Ebu Leheb azılı iman İslam düşmanı, bu kadın ise mallarımız canlarımız Muhammed'in yoluna feda olsun diyor. Evet, iman nasip işidir. İman İslam büyük bir devlettir. Kimin kalbine iman girmişse o devlet kuşu onun başına konmuş. Ebedi mutluluğun adayı o kişidir. Gerçek Müslüman olan, göksünde iman, elinde Kur'an, Allah yolunda mücahit olan kişi yeryüzünün kahramanıdır. Cenneti âlânın da bizzat varisidir. En yüksek cennetler onlarındır. Evet sevgili dostlarımız. Efendim, Peygamber Efendimiz'e secdede iken sırtına hayvan döl yatağı ve pisliği koyup lanetlenen müşriklerden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde de inşallah Allahu Teala.
Evet, bunlar peygamberimize yapmadık eziyet bırakmadılar. Öldürmek için de her yolu denediler ama bütün kötülükler kendilerine döndü. Belalarını bulanlar buldu. Hidayette nasip olanlar Müslüman oldu. Ey bugünkü dünyanın insanları, sizin de durumunuz aynıdır. Müslüman olursanız lehinize, İslam düşmanı olursanız aleyhinize. İyi düşünün, taşının da siz karar verin. Biz gerçekleri tebliğ etmekle memuruz. Kabul edip etmemek size ait, hidayet de sadece Allah'tandır. Allah da kime hidayet edeceğini en iyi bilendir. Yalnız biz Rabbimize yana yakıla yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bir an bile göz açıp yummaktan daha da saniyeler saniyesi, saliseler saliyesi, salisesi bile bizi imandan, İslam'dan mahrum eyleme ya Rabbi. Gece gündüz bu duaya devam et ey Müslüman. Bunu nefsime söylerken sana da duyuruyorum. Çünkü insanlar birbirinin insanlık kardeşidir. Müminler de iman kardeşidirler birbirlerine. Gerçek kardeşlik iman kardeşliğidir. Öbür kardeşlik irsidir, soydan. Hazreti Adem'den, Hazreti Havva'dan gelir. Ama iman etmedikçe kardeşler cennete birlikte giremezler. Biri iman etse, biri iman etmesi iki kardeşin, biri cennette, biri cehennemde kalır. Onun için gerçek kardeşlik, dostluk imanda, İslam'dadır. Allah için birbirini sevenler, mahşer yerinde onlara altından, yakuttan, zümrütten kürsülere oturtulacaktır. Onlara iltifat edilecek, nice nice ikramlarda bulunacak, herkes onlara imrenecektir. Bunlar kimlerdir diye sorulacak da, bunlar müminler, birbirini Allah için sevenlerdir denilecektir. Ey Müslümanlar! Birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız. Mümin olamazsınız. Mümin olmadıkça da cennete giremezsiniz diyen hadisi şerife şöyle bir kulak ver. Mümin, mümini sevmek zorundadır. Çünkü aynı imanla iman ediyor. Aynı Allah'a kulluk ediyoruz. Hepimiz aynı Allah'ın kulları, aynı imanın mensuplarıyız, aynı dinin mensuplarıyız. Kitabımız bir, peygamberimiz bir, inanç, değerlerimizin hepsi bir. Ayrımız gayrımız yok ki. Onun için mümin mümini sevmeli. Allah için sevmeli. Kur'an için sevmeli. Kur'an'daki ilkeler, İslam'daki yüce değerler ile sevmeli. Ve asla birbirine düşman olmamalı. Ve kötülük kendine layık görmediği hiçbir kötülüğü karşıdaki mümin kardeşine layık görmemeli. Hasetten, fesattan, fitneden, cehaletten, zulümden, bunlardan uzak durmalı.
mal, kendi malın neyse, kendi canın neyse, kendi namusun, haysiyet, şerefin neyse, karşındaki mümin kardeşin de malını, canını, haysiyet, şerefini, namusunu karşılıklı korumak zorundayız. Sen kendin namusunu, dinini, imanın kıymetini, malını, mülkün değerini bildiğin kadar karşınınkileri de, bunların da değerini bileceksin. Kendine layık görmediğini karşıya layık görmeyeceksin. İşte buna bugün sempati, empati diyorlar. Ne derseler desinler, İslam'ın ruh dünyasına verdiği dersi kimse veremez. Onlar sözle, zahirde bir şeyler ifade ediyorlar. İçe yerleşmeyen, gerçeğe dayanmayan hiçbir şey bir cila süsten ibarettir. Bugün olur, yarın yok olur gider. Ama İslam'ın bütün değerleri senin ruhuna, kalbine yerleştiği zaman, seninle o değerler seni, değerini artırarak yükseltir, Allah'ın rızasına, cemaline götürür. Çünkü İslam'ın değerleri Allahu Teala'nın kanun ve kurallarıdır. Öyle birilerinin yapmacık sözleri veya kuralları değildir. Allah'ın kanun ve kurallarıdır. Yüce İslam'ın bütün değerleri. Onun için İslam'ın delilleri, asli delilleri, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, sahih olan hadis-i şerifler, icma ve kıyas, bunlar asli delillerdir. Bir de bunlara uygun olarak fer'i deliller vardır. Bunlara muhalefet etmemek kaydıyla. Diğer derslerimizde bunların hepsine değinerek geldik. Şimdi de tarih dersimiz devam ediyor. Okuyalım, okutalım. Bilelim, bildirelim. Ve cehaletle savaşalım. Allah'ın rızasından başka bir amacımız olmasın. O zaman her şeyi kazanırsın. Allah'ın rızasını kazanabilirsen, her şeyi kazanmış olursun. Allah'ın rızasını kaybedersen, her şeyi kaybetmiş olursun. Bizden duyurması ve söylemesi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed.